sizden duyalım. Her sabah siz kemik suyunuzu içiyorsunuz, limonunu sıkıp. Kemik suyu içmek, her gün kemik suyu içmek bize ne gibi avantajlar sağlar? Enerji sağlar. Kollajen sağlar. Kollajen şeyde izledik ya, kollajen içiyorum. Onlar falan hikaye. Doğal kollajen kemik suyunda vardır, kelle paçada vardır. Doğal yağ vardır ve doğal mineraller vardır. Yani bir tek kollajendi, şuydu buydu, kanmayın, dünyanın parasını ödemeyin. Maalesef ödüyorsunuz. Kelle paça asırlardan beri kullanılır. Yeni bir şey değil. İngiltere'de de vardır, Amerika'da da vardır. Ama orada isimleri kelle paça değildir. Ben İngiltere'de 2 sene çalıştım. Oxtail soup vardır. Yani sığır kuyruğu çorbası. Çok güzeldir. Oxtail soup. Harika. Şeyde, İskoçya'da çok soğuk havada çok çok içilir, kullanılır. Peki biraz önce hastalıkları, yaşa bağlı hastalıkları sayarken menopozu da söylediniz. Ama başka bir röportajınızda hatırlıyorum ki bunlar işte uydurma hastalıklar dedikleriniz arasında geçiyor muydu? Tabii yani ki. Bunu bir hastalık olarak görmek mi size? Hayır, hastalık değil. Gelen? İşte insanlara hastalık etiketi koyup şey yapıyorlar, faydalanıyorlar. Menopoz, ateroskleroz ve nedir kolesterol. Hocam? Ateroskleroz damar sertliği ve kolesterol. İlaç firmalarının uydurduğu hastalıklardır. Hastalık değil, şeylerdir, ögelerdir ki ilaçlarını satsınlar veya vitaminlerini satsınlar. Şey olarak, yaşa bağlı diyorsunuz, bugün 30 yaşında menopoza giriyor hanımlar. Evet, onu da sormak istiyorum. Neden? İşte bu kimyasallar vücuda girdiği zaman ki başta da tabii çok yaygın bir şekilde kullanılan pestisitler, böcek ilaçları, insektisitler ve herbisitler. Ve toprakta bunların azalması çok kullanıldığı için, ki ülkemizde çok kullanılıyor. Bunların yasaklanması lazım. Peki bu tarım zehirleri diyorum ben, ilaç falan değil. Tarım zehirlerini üreten firmanın ortaklarından biri kim biliyor musunuz? Kim hocam? Billy Dickit. Bill Gates yine. Evet. Şu tabii anda ki, gündemimize geldi. Tabii ki. Rockefeller tıbbı bu işte. Billy Dickit. Yani lise mezunu bir bey kalkmış bütün dünyaya sağlık soruyor. Böyle bir şey var mı kardeş? Böyle bir şey var mı? Ben 60 yıllık hekimim. 4 kıtada hekimlik yapmışım, araştırma yapmışım, çalışmışım. 10 binlerce hasta kurtarmışım, görmüşüm, tedavi etmişim. Lise mezunu bir beyin istediği programı uygulamak mecburiyetindeyim. Bu bana hakarettir. Bütün doktorlara hakarettir. Çok haklısınız. Hocam peki menopozdan bahsetmişken kadınlarda ileri yaşlarda görülen durumlardan bir tanesi de kemik erimesi. Bundan da biraz bahsedelim mi? Bunun önüne geçmek nasıl mümkün? Bir kere kadınlar diyorsunuz. Hangi kadınlar? Hangi kadınlar hocam? Hangi kadınlar? Kuzey ülkelerinde yaşayan kadınlar. Öyle mi? Kuzey ülkelerinde güneş çok az olduğu için olur. Akdeniz ülkelerinde kemik erimesi olmaz. Akdeniz ülkesinde yaşayan kadınlarda kemik erimesi olmaz. Yine o da sizi korkutuyorlar. Yok, menopoz oluyor. Peki niçin kadınlarda, erkeklerde niçin olmuyor? Böyle bir şey mi var? Böyle bir şey mi var? O da ne diyorum? Kemik erimesi, yani osteoporozun en önemli sebepleri hormon falan değil. Hormon vermek için kadınlara bunu uydurdular. Lüzumsuz hormonları kadınlara verdiler ve de kadınlarda meme kanseri, rahim kanseri arttı. Şimdi artık ses çıkartmıyorlar. Ben bunu 10-15 sene önce söylediğimde kıyamet kopmuştu. Ama osteoporozun sebebi yine beslenmeye bağlıyor. Vücutta yeterli minerallerin olmaması, sadece kalsiyum değil, bir de kalsiyum veriyorlar ya, D vitamini olmaması, magnezyum olmaması vücutta. Çünkü kemikte magnezyum çok önemli. Kemikte kalsiyum çok önemli. Kalsiyum da D vitaminiyle ve K2 vitaminiyle olduğu zaman kemiği güçlendirir. Biz çocukluğumuzdan beri güneş içinde yaşıyoruz. Biz çocukluğumuzdan beri yoğurt yiyoruz. Biz çocukluğumuzdan beri yoğurtlu, sütlü tatlılar yiyoruz. Ayran içiyoruz. Peynir yiyoruz. Elin memleketinde, kuzeylerde, İngiltere'de, Amerika'da, orada burada kahvaltıda peynir yoktur. Ben bunu yaşayarak gördüm. Biz hayatımız peynir yemekle, yoğurt yemekle geçiyor. Türkiye'de böyle bir hastalık olmaz. Ama Türk milletinde %80 milyonuz
%50'si de kadın. Bunları korkutup hormonu da verelim, onu da verelim diye milleti korkutuyoruz. Şimdi ileri yaşlarda dengesizlik olur ve de şey olur, düşme olur. O düşme osteoporozdan dolayı değil, düştüğün için kemik kırılır. Ama kemiğinin sağlık olması lazım, sağlıklı olması lazım. Vücutta mineraller dengeli olacak. Siz vücudu tuzsuz bırakırsanız, kristal kaya tuzu size dokunuyor derseniz, kemikler zayıflar. Kemikler ne zaman zayıflar? Eklemler ne zaman zayıflar? Kelle paça yemezseniz zayıflar. Yumurta yemezseniz zayıflar. Kırmızı et yemezseniz zayıflar. Ve vücudu asit kılarsanız zayıflar. Bunlar hiç konuşulmuyor. İlaç dayanıyor insanlara. İşte bu ilaçlar insanları yaşlandırıyor. Bu ilaçlar bütün yaşlanmak demek. Bütün hücrelerimizin beyindi, gözlü, kulaklı, sinirdi. Bunların hakikaten ilaçlarla bozulması. Çünkü ilaçların hepsi zehir, kusura bakmayın. Bizim farmakoloji dersimiz vardı. Farmakoloji dersi ilaç bilimi dersi. 3. sınıfta tıp fakültelerinde başlanır. Şimdi nasıl olduğunu bilmiyorum. İlk cümle şuydu. Bütün ilaçlar zehirdir.